Bab-ı salati fil Kabe. Bu bab Kabe-i Şerif'in içinde namaz kılmak. Caiz midir, değil midir? Ulemanın bir kısmı bunu tecviz etmiş, bir kısmı da tecviz etmemiş. Her iki tarafın uzun uzadıya burada delilleri var. Evvela caiz değildir diyenlerin delillerini getirmiş. Ondan sonra da caizdir diyenlerin delillerini getirmiş. Haddesena Ebu Bekrete Bekkar ibn-i Kuteybet el-Kadi. قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء ابن جريج diyor ki ben Ata ibn Yasar Abdullah ibn Abbas'ın kölesi ona dedim ki Esmi'at ibn Abbas radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas'ı sen işittin mi ki yekulu derdi innema اُمِرْنَا بِالْتَوَافِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِدُخُولِهِ Bu cümleyi söylediğini duydun mu? Abdullah ibn Abbas buyururmuş ki اِنَّمَا اُمِرْنَا Biz emrolunduk. بِالْتَوَافِ بِيْتُ tavaf etmekle emrolunduk. وَلَمْ نُؤْمَرْ emrolunmadık. بِدُخُولِهِ بِيْتُ اللّٰهِ içine girmekle emrolunmadık. Yani beyt, Beytullah'ı kastediyoruz. Cenab-ı Hak ne dedi? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا Ayet kerimede böyle buyurmadı mı? وَلِلَّهِ Allah için orucudur. عَلَى النَّاسِ nas üzerine. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullar üzerinde bir hakkı var. حَقُّ اللّٰهِ O da nedir? حَجُّ الْبَيْتِ Beyti ziyaret etmek. Beyti kullarının gidip ziyaret etmesi, Allah için ziyaret etmeleri kullar üzerine vaciptir. Ama kullarının nas gidip ziyaret edecek ama kim? Men istafa ileyhi sebila. Her kim gücü yeter, yol bulabilirse işte onu. Gitmek imkanı var, yol bulabilirse. İstitaat. İstitaat nedir? İstitaat hakkında ulemanın ihtilafı var. Ayet-i kerime mutlak olarak zikrediyor. Kudreti olan yol bulabilen, yol bulacak, nasıl bulacak? Adamın ayağı var, eli var, gözü var, yolda yürüyebilir. Parası da var, teyyareye biner, gemiye biner, hayvana biner. Bu istitaat. İstitaati maliye ve bedeniye var. Bir de var ki, parası yok, fakir. Vücudu sağlam, yürüyebilir, çalışabilir fakat parası yok. Bu da istitaattir. İstitaati bedeniyedir. Fakat istitaatin maliyesi yok. Buna da hac etmek farz mıdır, değil midir? Bunda ihtilaf var. Hem mali var, hem bedeni sağlamsa ona farz. Bir ittifak, bunda ihtilaf yok. Fakat vücudu sağlam, dilenerek yahut çalışarak gidip Beytullah'ı ziyaret edebilir. Ama parası yok. Buna farz mı, değil mi? İmam-ı Malik'e göre farz, diğer mezhebin umumlarına göre farz değil. O başka mesele. Fakat şimdi Hazreti Abdullah ibn Abbas'ın burada bir kavli var. Diyor ki biz tavafla emrolunduk, Beytullah'ın içine girmekle emrolunmadık. Bunun, bu bahsin namazla alakası yok ki. Allah-u Teala emrediyor, tavaf edin. Doğru. Biz de tavaf ediyoruz. Dışarıdan tavaf ediyoruz. Fakat Cenab-ı Hak emretti mi ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَدُخُولُ الْبَيْتِ Dukhulü beyti var mı? Yok. Eğer dukhulü beyt وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ دُخُولُ الْبَيْتِ deseydi herkese farz olurdu Beytullah'ın içine girmek. Bu vakitte iki kapısı olacaktı. Bir tarafından gelip bir tarafından çıkacaktılar. Fakat Cenab-ı Hak bunu farz etmedi. Ne buyurdu? حِجُّ الْبَيْتِ Beytullah'ı ziyaret edecek. Ziyaret de nasıl olacak? Dışarıdan olacak. Abdullah ibn Abbas'ın hadisi şerifi bu. Şimdi bunu Hazreti Ata'dan soruyorlar ki sen Abdullah ibn Abbas'ın böyle dediğini duydun mu? Fakale dedi ki lem yekün Abdullah ibn Abbas olmazdı yenha nehyeder olmazdı en dukulihi içine girmekten men etmezdi nehyetmezdi. Yani Abdullah ibn Abbas'ın bu sözü şuya vurmuş ki Cenab-ı Hak bize emretti, Beytullah'ı tavaf edin, fakat içine girin diye emretmedi. O da diyor ki, evet, bunu demekten, yani içine girmek haramdır manasını çıkarmayın siz. İçine girmek vacip değil. Ama içine girmek haramdır diye bir ibare var mı? Yok.
vacip olmadı, bize bir kolaylık oldu. Vacip olsaydı, yani ben şimdiye kadar hiçbir tullanın içine girdiğim yok, hacıların ekserisi de giremiyor. Eğer girmek vacip olsa günahkar olurdu. Cenab-ı Hak emretmemiş, içine girebilirse, imkanı varsa müstahap. Girerse girer, giremese bir şey yok. Fakat girmek haram mı değil mi? Bir de bunu çıkarıyorlar. Diyor ki hayır. Abdullah ibn Abbas içeri girmeden nehyetmezdi. Velakin semi'tuhu yekul. Ben Abdullah ibn Abbas'ı işittim ki derdi. Ekbereni Usamete ibn Zeyd'i. Usamete ibn Zeyd haber verdi bana dedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lemma dehalel beyte vaktaki beytullah'a girdi. Dua dua etti fi nevahihi beytullah'ın köşelerinde külle. Her köşesinde gitti dua etti. Ve lem yusalli namaz kılmadı fi beytullah'da şeyen hiçbir şey. Ne farz kıldı ne de nafile. Hatta harece, hatta beytullah'tan çıktı. Hiç namaz kılmadan çıktı. Felemma harece vaktaki beytullah'tan çıktı. Salla rak'ateyn beytullah'ın haricinde iki rekat namaz kıldı. Ve kâle dedi ki هذه القبلة işte kıble budur. Yani Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ettikleri bir ibareyi tasih etti Hazreti Ata ibn Yasar. Nasıl işitmiş ki Abdullah ibn Abbas Beytullah'ın içine girmeyi nehyetmiş. O da diyor ki hayır nehyetmedi. Yalnız Hazreti Üsam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Beytullah'a girdiler. Mekke-i Mükerreme'nin fethi günü. Çıkınca Abdullah ibn Abbas girmemiş. O Hazreti Üsame'ye sormuş ki Resulullah Efendimiz ne yaptı? O da buyurmuş ki Beytullah'ın her tarafında ayrı ayrı dua etti. Ama içerisinde hiç namaz kılmadı. Çıktı, ondan sonra Beytullah'ın dışarısında iki rekat namaz kıldı ve buyurdu ki işte bu sizin kıbranızdır. Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayet bu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس أخبره عبد الله بن عباس diyor ki benim kardeşim Fadıl bana haber verdi. Hazreti Abbas'ın oğullarının birisi de Fadıl'dır. Şimdi ravi Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediyor ama Abdullah bin Abbas'a haber veren kim? Kendi kardeşi Fadl ibn Abbas. Ehberehu ona haber vermiş ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dehalel beyte Kabe-i Şerife girdi ve lem yusalli fakat namaz kılmadı. Ve lakinnehu lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lemma harece vaktaki çıktı salla namaz kıldı inde babil beyti beytullahın kapısı önünde rekateyni iki rekat namaz kıldı. Abdullah ibn Abbas'ın yaşı küçük olduğundan bilmiyor. Fakat ağabeyisi Fadıl daha büyük olduğundan o görmüş. Resulullah Efendimiz Beytullah'ın içine girdi ve hiç namaz kılmadan çıktı dışarısında namaz kıldı. Haddesena Ali ibn Zeyd'in el-Feraydiyyü kâle akberena Musa ibn Davud kâle haddesena Hümam an Atayin an ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dehal-ı Kabe. Yine Ata İbni Yasar, Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ediyorlar ki Resulullah Efendimiz Kabe-i Şerif'e girdi. Ve fîhâ Kabe-i Şerif'te de olucuydu. Sittu sevârin. O ya fazla ya koymuş ama es-sevâri değil ki ya ola. Sevârin. Çünkü aslı sevâriyin ya üzerine damla sakil olur. Kesre sakil olur. Hasfedilir. İçtima sakinin oldu mu ya? Hesfedildiği gibi sevarın olur. İçtima sakininden dolayı ya hesfeder. Tevinin makamına verin sevarın. Sittu sevarın altı sariye. Altı direk var idi. O zaman Resulullah Efendimiz girdiği vakitte Beytullah'ın altı direği varmış. Fekâme Resulullah Efendimiz kıyam etti. İlâ külli sariyetin kezâ. O altı sariyenin her birisinin yanına ayrı ayrı gitti. Oralarda dua etti ve lem yusalli fakat namaz kılmadı. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Sahabi buyurdular ki fezehebe kavmin. Bir kavim zahib oldular ila ennehu şuna ki la yecudu caiz olmaz. As-salatu namaz
fil kâbeti, Kâbe-i Şerif'in içinde namaz caiz olmaz. Vehteccû, delil getirdiler fî zâlik, bu mesele hakkında. Bihâzîl âsâr, işte bu rivayetleri de delil getirdiler. Ve bi kavli Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, bir de Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini delil getirdiler. Hîne sallâ, kıldığı vakitte, namaz kıldığı vakitte. Ne olduğu halde? Hâlice minel Kâbe. Kâbe'nin dışarısında olduğu halde namaz kıldığı vakitte buyurdu. Ne buyurdu? İnne hâzi el kıble. İşte kıble budur. Bir de bu sözünü delil getirdiler. Yani Resulullah Efendimiz hem kendisi kılmamış, delilin birisi bu. Bir de çıkmış Beytullah'ın dışarısında iki rekat namaz kıldıktan sonra işte kıble şudur diye. Ha, bu da delil oldu ki Beytullah'ın içi kıble değil, dışı kıble. Bundan bu anlaşıldı. Öyleyse Beytullah'ın içinde namaz kılınmaz. Bunların delili bu. Evet. Ve halefehum fî zâlike âkharûn. Bu meselede ulemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki yok, siz meseleyi iyi kavrayamadınız. Mesele öyle değil. Fekalû, dediler ki lâ bâse, günah olmadı. Biz salati, namaz kılmakta, fil kâbeti, Kâbe-i Şerife'nin içinde namaz kılmakta beis yoktur. Beis yoktur ne demek? Yani vacip değildir. İlla Kâbe'nin içinde namaz kılmak vaciptir, yok vacip değil. Fakat kılarsa günah yoktur, beis yoktur. Ve kâlû, dediler ki قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi muhtemil olur. Hangi kavli şerifi? هذه القبلة. Kıbleniz budur. Bu kavli şerifin muhtemel olur. Neye? مَا ذَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz şeye. Yani sizin dediğiniz gibi kıble budur. Dışarıdan buna doğru namaz kılın. Fakat içerisinde namaz kılmayın. Buna ihtimali var bu manaya. وَيَحْتَمِلُ Yine muhtemel olur ki اَنْ يَكُونَ اَرَادَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ murad etmiş ola bihi bu söz ile neyi murad etmiş ola? Hâzihi şu el kıblet külleti şul bir kıbledir ki yusalli namaz kılar ileyha o kıbleye imamüküm sizin imamınız ellezî öyle imamınız ki te'temmûne bihi siz ona iktida edersiniz. Sizin iktida ettiğiniz imam işte buraya doğru namaz kılar. Bunu kastetmiş ola. Demek ki inne hâzihil kıble kelimesinin iki ihtimali var. Birisi, yani içerisinde kılınmaz, dışarıdan buna kılınacak. İkinci ihtimal da yok, siz bir imama iktida ediyorsunuz. İmam da bir kıbleye dönmüş, işte dönmüş olduğu kıble budur. İmam kıbleye doğru namaz kılıyor, siz de ona iktida ediyorsunuz. Manası bu. Yani evvelki peygamberlerin zamanında Mescid-i Aksa'ya doğru kılınırdı. Yok, o değil. Ya kıbleniz bu, bu manaya gelir. Bu manaya geldi mi, içerisinde namaz kılınmaz manasını değil ki bu. Kıblanız başka taraf değil de bu taraf. Ve indaha, işte o kıble indinde de yekun olur, nekamuhu, onun mekamı olur. Mekam nedir? Yani imamın mekamı. O da mekam-ı İbrahim değil mi? İşte bu kıblada da imamın mekamı var, İbrahim Aleyhisselam'ın mekamı. Fe erâde bizâlik, bununla Resulullah Efendimiz murad etti. Talimehum Müslümanlara öğretmeyi neyi? Mâ emarallahu azze ve cel Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu şeyi. Neyle? Bihi onunla. Neyi emretti? Onu öğretiyor. O da neden? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri neyi emretti? Min kavlihi azze ve cel vettehidû min mekâmi İbrahim'e musallâ. Bunu talim etmiş oldu. Vettehidû, siz ittikaz ediniz. Min mekâmi İbrahim'e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mekamından musallem namaz kılacak yer. Hazreti İbrahim'in makamında durun da namaz kılın. İşte Resulullah Efendimiz öğretti ki işte kıble budur. Ve makam da buradadır işte. Mekam-ı İbrahim'de durduğu vakitte Mescid-i Aksa'ya doğru mu durup namaz kılacaksın? Yok. Kabe'ye doğru namaz kılacaksın. İşte bu inne hadil kıblenin manası budur. E şimdi siz iki ihtimaldan birincisini aldınız, ikincisini attınız diyor. Olmaz ki. O ihtimal da var, bu ihtimal da var. وَلَيْسَ فِي تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Terki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
Beytullah'ın içine girip de namaz kılmadı, terk etti. Bunda da olmadı diyor. Ne olmadı? Delilün delil olmadı. Es-salate namazı terk etmesi fiyâ Beytullah'ın içinde namazı terk etmesinde olmadı. Delilün delil. Neye delil? Alâ ennehu şuna delil ki la yecûzü caiz olmaz es-salâtu fiyâ. Beytullah'ın içinde namaz caiz değildir. Buna delil değil ki. Resulullah Efendimiz kılmamışsa eğer bu rivayet sahih ise kılmamışsa kılmamış. Yani mübah da kılmamış. Yoksa haram olduğuna delalet etmez. وَقَدْ رُوِيَتْ Halbuki rivayet edildi. عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَلِيهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den اَثَارٌ eserler, rivayetler. Öyle eserler ki mütevatiretün tevatür derecesinde. Tevatür ne demek? O kadar adam bunu rivayet etmiş ki onların yalan üzerine ittifakları muhalif. Yalan üzerine ittifak etmelerini akıl kabul etmez. O kadar cemaat rivayet etmiş. İşte buna tevatür derler. Tevatür derecesinde rivayetler vardır ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem salla namaz kıldı fiha Kabe-i Şerif'te. Siz diyorsunuz ki Abdullah ibn Abbas'tan bir rivayet geldi ki mescidi Kabe'nin içine girdi de namaz kılmadı çıktı. Hazreti Üsame'den geliyor bu rivayet. Halbuki bu bir rivayet. Ama diğer birçok rivayetler var ki o rivayetlerde tevatür derecesine vasıl olmuştur. Onların hepsinde diyor ki Resulullah Efendimiz Kabe-i Şerif'in içinde namaz kıldı. Hangisiyle emredeceğiz? Tek bir rivayetle mi? Yoksa tevatüren gelen rivayetle mi? Tevatüren gelen rivayetle emredeceğiz. Sonra bu rivayet kimden? Hazreti Üsame'den. Namaz kıldı diye rivayet Hazreti Üsame'den. Hazreti Üsame'den rivayet edenler ihtilaf etmişler. Temin zalik namaz kıldı diye gelen rivayetlerdendir. Maşul bir rivayet ki haddesena Yunus'u kâle ahbarana ibn Vehbin enne Malik'en haddesehu en Nafi'in en Abdillah ibn Umar radıyallahu anh. Yunus Vehb'den, Vehb İmam-ı Malik'ten. O da Nafi'ye. Nafi'ye kimdi? Medine'nin kurrası var ya İmam-ı Nafi'ye. İmam-ı Nafi'ye'den. O da Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولُ اَكْرَمْ Efendimiz دَخَلَ الْكَعْبَةَ Kabe-i Şerife'ye girdi. Huve Resulullah Efendimiz girdi. وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ Bir de Hazreti Üsame. Hazreti Üsame kim olduğunu biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Zeyd ibn Harise'ye evlat edinmişti. İşte Zeyd ibn Harise'nin oğlu. Onun için Hazreti Üsame'ye Hibbur Resul derdiler. Peygamber Efendimiz'in oğul etmiş olduğu Zeyd'in oğlu. Onu çok severdi Resulullah Efendimiz. Evet. Hazreti Üsame girdi ve Bilal'ün Bilal girdi. Osman ibn Talha el-Hacebi. Bir de Beytullah'ın anahtarı elinde olan Osman ibn Talha girdi. Hatta onun hadisesi var gitti. Fethi Mekke günü Resulullah Efendimiz götürdü deveyi Beytullah'ın kenarında yıkıttı. Kendisi, Hazreti Hüsam, Hazreti Bilal orada. Bundan sonra anahtarı açmak için Beni Şeybe ailesi anahtar onlarda. Osman işte onlardan, Osman ibn Talha. Ona haber gönderdi ki getirsin, açtı. Gitti, anahtar Osman'ın anasındaydı. Osman dedi ki Resulullah Efendimiz anahtarı istiyor. Ver de götürelim, anası vermedi. Dedi ki anahtarı alırlar bir de elimize geçmez. Vermedi. Geldiler, ya Resulullah vermiyorlar dediler. Tekrar başka bir adam daha gönderdi. O da gitti, anahtarı istedi. Hazreti Osman ısrar etti. Anasına yahu yapma Resulullah Efendimiz istiyor. Yok dedi, anahtarı elimizden çıkartıp bir daha gelmez. Vermedi. Aldı kucağına koydu kadın, vermiyor. Tekrar bir adam daha. Üçüncü de galiba Hazreti Ali olacak. Allah Ali neyse hatırımda değil. Üçüncü rivayete gitti. Muhakkak anahtarı al geldi. Gitti dedi ki vermezsense zorunun alırım dedi. Kadının elinden aldı anahtarı. Getirdi Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz açtı. İşte Osman. Bu Osman ibn Talhatül Hacebi. Yani Beytullah'ın anahtarına sahip olan aileden bir zat. O açtı. Resulullah Efendimiz girdi. Dedi ki kapıyı kilitle. Kapıyı arkadan kilitlediler. İçeriye giren kim oldu? Hazreti Üsame bir. Hazreti Bilal iki.
Bir de Osman. Osman Hazretleri o kapıcı zaten. Kapıda kaldı. Resulullah Efendimiz içeride namaz kıldı mı, kılmadı mı? Tabii şimdi oraya geliyor. Üçü girdiler. Ve ağlataha aleyhim. Osman İbni Talha kapıyı kilitledi kimse girmesin diye. Onlar içeride kaldı. Ve mekese fiha. Orada durdu. Osman İbni Talha kapıyı kapadı. Kimseyi daha içeriye koymadı. Orada kaldı. Kâle İbni Ömer radıyallahu anhüme. Abdullah İbni Ömer diyor ki feseeltü bilâlen hîne haret. Çıktıktan sonra ben Bilal'a sordum. Mâzâ sene'a Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah Efendimiz burada kaldı bir müddet. Ne yaptı içeride? Çünkü Abdullah İbni Ömer Resûlullah Efendimiz'in ne yaptığına daima koşar, öğrenirdi ki Resulullah Efendimiz farz, müstehab, nafile ne yaparsa onu hepsisin, öğrensin. Eşitti ki Resulullah Efendimiz Beyt-i Şerif'e girmiş, hemen koştu. Koştu, gitti ki Osman İbni Talha kapıda duruyor, kapı kilitli, kimseyi koymuyorlar içeri. Kapıda bekledi. Dışarı çıkınca hemen Hazreti Bilal'a gitti. Aman Resulullah Efendimiz'in ne yaptığını bana söyle dedi, içeride ne yaptı? Kale Hazreti Bilal buyurdular ki ceale amuden bir direği kıldı ala yesarihi sol tarafına içeri girdiğin gibi bir direği sol tarafına aldı ve amudeyni ala yeminihi iki direği de sağ tarafına aldı sağında iki direk solunda bir direk oldu ve selasetu amidetin verahu üç direk de arkada kaldı altı direk sıralayın ya demek evvelki üç direği geçti öteki tarafa ikinci sıradaki direklerin de ikisini sağına birisini soluna aldı. Ve kânel beytü yevme izin o zaman Beyt-i Şerif'te olduydı alâ siddete amidetin altı direk üzerine idi. Diyor ki bu şekilde girdi, üç direği geçti, öndeki üç direğin ikisini sağa birisini sola aldı sümme sallâ işte orada namaz kıldı. Ve ceale beynehu ve beynel cidâl kendisiyle duvarın arasında da mesafe yıkıldı. Nehven min selâfeti ezru'in. Üç arşın kadar. Üç arşın yani 1.5 metre kadar bir adamı secde edeceği kadar. Yani duvara yaklaştı. Ki bir secde edecek yer kaldı. İşte orada namaz kıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu rivayet bizzat Resulullah Efendimiz'i de içeri giren Hazreti Bilal'ın rivayeti. Hazreti Hüsame yukarıda rivayet etti ki namaz kılmadı. Hazreti Hüsame de bizzat içeri girmişti. Hazreti Bilal diyor ki kıldı. Hazreti Hüsame'nin rivayetini kim rivayet etti? Abdullah İbni Abbas. Bunu kim rivayet eyledi? Abdullah İbni Ömer. Evet. Bir bu. İkincisi haddesena Ali İbni Zeyd. Kale haddesena Musa İbni Davud. Kale haddesena Leys İbni Sa'd. An İbni Şihabin. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله yine bu hadisi şerifi Ali ibn Zeyd'de rivayet eyledi. Şimdi bu hadisi şerifin iki senedi oldu. وَاَنَّهُ صَلَّى bu ikinci rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldı, namaz kıldı. بَيْنَ الْاَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ Yemen tarafında olan iki direğin arası. Ya şimdi Beytullah'ın kapısından girerken ilk önce gelen direkler Şam tarafına geliyor. Öndeki direkler de Yemen tarafına geldiğinden onlara Yemani direkleri yani Yemen'e taraf olan direkler onları orada iki direğin arasında kıldı. Yukarıki rivayette diyor ki üç direğin ikisini sağa aldı birisini sola. Bu rivayette iki Yemani direğin arası yani aynen ona yakın. Sağ tarafta iki kalır. Sol tarafta da bir kalır. Gene iki Yemani direğin arasında kılmış olur. İlla ennehu lem yezkur. İlla bu rivayette zikretmedi ki keyfe cealel umud direkleri nasıl yaptı? Elleti öyle direkler ki zekereha malikun fi hadisi. İmam Malik kendi hadisinde rivayet etti ki üç direk arkada kaldı. Bunu zikretmedi bu. Çünkü öndeki iki sıranın direklerin arasında da kılmak ihtimali var. Öndeki üç direk sırali var ya onların arasında mı kıldı yoksa daha mı ileri gitti? Onu zikretmedi.
Fakat yukarıki hadiste İmam Malik onu beyan etti ki ilk üç direği geçti, ikinci üç direğin arasında namaz kıldı. Haddesena Muhammed ibn-i Aziz, bir rivayette de Uzeyr, el-Eyli, قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره إن عبد الله بن عمر خبر به فذكر بإسناده مثله إسناد له سند صحيح له أين بحديث شريف ذكره حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله يعني أين حديث الشريف وسنة ذكرته غير أنه قال شو قدر ورد بو روايته ويردك أخبرني أنه صلى أبت عبد الله بن عمر يردك بنا خبر ورده كمدين روايته ورده حزتي بلالده اَنَّهُ صَلَّى فِيَنْبَرَ اَفَمِنَسِ نَمَزْ قِبْدِ عَلَى وَجْهِهِ İnsanın girmiş olduğu vecihte, o yüzde. Yani hemen kapıdan girdin mi, doğru karşıya gelen tarafa namaz kıldı. عَلَى وَجْهِهِ dedi ki o. Yani sağa dönmedi, sola dönmedi. عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ Dahil olduğu vakitte insanın yüzü ne tarafa gelirse, o tarafa namaz kıldı. بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ iki direğin arasında en yeminihi sağında. Sağdan olan iki direğin arasında. Şimdi bunlar neyi ispat ediyorlar? Resulullah Efendimiz namaz kıldı. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Musa ibn-i İsmail'e, kâle haddesena Hammad ibn-i Selamete, an Eyyubin, an Nafi'in, an ibn-i Umar, radıyallahu anhuma, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dekhala yevme fethi Mekke. Mekke'nin fetholunduğu günü Peygamber Efendimiz girdi. Ve redifuhu, redifi de binmiş olduğu devenin arkasında da olucuydu Üsamet ibn Zeyd. İkisi beraber deveye binmiştiler. Bir Resulullah Efendimiz, yani başında redifi de kimidi? Hazreti Üsamet. Fe enâhe, deveyi yıkıttı. Fî zillil Kâbe, Kâbe'nin kölgesinde. Sabahtan güneş vurdu ya, onlar zaten sabahtan girmiştiler. Hangi tarafta yık etmiş olur? Öteki tarafında, Beytullah'ın gölgesinde. قال ابن عمر رضي الله عنهما Abdullah ibn Ömer diyor ki فَسَبَقْتُ النَّاسِ Ben nastan evvel koştum. Herkesten evvel koştum. Gittim وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben gittim ki Resulullah Efendimiz girmiş. وَبِلَالٌ وَبُسَامٌ Bilal ve Hüsame de beraber girmişler. Fil beyti, Beytullah'ın içine girmişler. فَقُلْتُ لِبِلَالٍ مِنْ وَرَائِ الْبَابِ Kapının arkasından Bilal'a çağırdım ki اَيْنَ سَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nerede namaz kıldı? Yani o kadar Abdullah ibn Ömer aman kaçmasın diye kapının arkasından bağırıyor. Dikkat et yani Resulullah Efendimiz nerede namaz kıldı? Oraya dikkat. İki direğin arasında namaz kıldığı Abdullah ibn Ömer'e iletiyor. Ve bu muhavere de kapı açılmadan oluyor. Öteki birinci rivayet ediyor. Çıktıktan sonra söyledi. Bu da daha kapının içerisinde. Olabilir. Hem kapıyı açılmadan dışarıdan konuşur hem de çıktıktan sonra sorar. İkisi de olur. Haddesena Ali ibn Zeyd'in kâle haddesena Musa ibn Davud kâle haddesena Hammad ibn Zeyd'in عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. يعني عبد الله بن عمر'dan başka bir senede geliyor ki Resulullah Efendimiz Kabe-i Şerif'in içinde namaz kıldı. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال كنت مع عدي Ala diyor ki ben babamla beraber idim. Felakina Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu. Abdullah ibn Umar'a mülaki olduk. Tesadüf ettik. Fesaalehu abi benim babam ona sordu. Ve ana esma'u ben de işitiyordum. İşittim yani onun sualini ve cevabını işittim. Sordu ki
Eyne sallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîne dehalel beyt. Resulullah Efendimiz Beyt-i Şerif'e girdiğinde nerede namaz kıldı? Fekâle İbn-i Ömer radıyallahu anhüme, Abdullah İbn-i Ömer buyurdular ki, dehalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Beyt-i Şerif'e girdiler. Beyne Üsamete bin Zeyd'in ve Bilal'in. Hazreti Üsame ile Bilal'in arasında girdiler. Felemma kharece, vaktaki Resulullah Efendimiz çıktı. Seeltuhuma, ben Hazreti Üsame ile ve Hazreti Bilal'e sordum. Eyne sallâ Resulullah Efendimiz nerede namaz kıldı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallanın faali Resul-i Ekrem Efendimiz'e razı. Yani Resulullah Efendimiz nerede namaz kıldı? Fekala, dediler ki alâ cihetihi, onun ciheti üzerine, yani girerken yüzü ne tarafa ise işte o tarafa namaz kıldı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Ahmed ibn Eşkâb, kâle haddesena Ebu Muaviye, yani La'meş, en İmâre, Ammâre, en Ebi Şâfe, en İbn Umar radıyallahu anh. Kâle ra'eytu, Abdullah ibn Ömer diyor ki, ben Resulullah Efendimiz'i gördüm, heyne dekhalel beyt. En ra'eytu dekhalel beyt. Gördüm ki Beyt-i Şerif'e girdi. Hatta izâ kâne beynes sâriyeteyn, hatta iki direğin arasında olduğu vakitte mada yürüdü. Hatta lezaka bil hayd, hatta duvara vasıl oldu. Duvara erişti. Fekâme yusallî, orada kalktı namaz kılmaya başladı. Fecitu, ben geldim. La, mana yanlış verir. Ebu Şâsa diyor ki, hani İbn Ömer radıyallahu anh, Hazreti Abdullah İbn Ömer'den rivayet ediyor ki, kâle, Ebu Şâsa diyor ki, ra'eytuhu, ben Abdullah İbn Ömer'i gördüm. Abdullah İbn Ömer'i gördüm. Dehalel beyt, Beyt-i Şerif'e girdi. Hatta izâ kâne beynes sâriyetin, hatta iki derigin arasına Abdullah İbn Ömer vasıl olduğunda, neda yürüdü, hatta lezzıka bil hayl. Hatta izâ kâne beynes sâriyetin, hatta iki direk arasında olduğu vakitte, neda yürüdü, hatta lezzıka bil hayl. Hatta duvara vasıl oldu. Fekâme yüselli, Abdullah İbn Ömer kalktı, orada namaz kılmaya başladı. Fecitu, Ebu Şâsa diyor ki, ben geldim. Fekumtu ilâ cembihi, onun yanında durdum. Fasalla erba'an, Abdullah ibn Ömer dört rekat namaz kıldı. Fekumtu, ben ona dedim ki, ehbirni, bana haber ver. Eyne sallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mined beyt. Resulullah Efendimiz bu beyti şerifin neresinde namaz kıldı, bana haber ver. Kim soruyor? Ebu Şâsa. Kime soruyor? Abdullah ibn Ömer'e. Fekal Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, hâhuna, işte burada, yani benim namaz kıldığım yerde namaz kıldı. Ehbereni, bunu da bana haber verdi. Üsâmetü Üsâme. Ennehu, Üsâme bana haber verdi ki, kendisi, Üsâme'nin kendisi, râ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sallâ. Burada Resulullah Efendimiz'in namaz kıldığını Üsâme görmüş, o bana haber verdi. İşte Resulullah Efendimiz'in namaz kıldığı yer buradır. Kapıdan içeri girince, karşıda sol tarafta bir direk, sağ tarafta da iki direk olacak. Daha duvara yakın bir yerde. Resulullah Efendimiz'in namaz kıldığı yer o. Şimdi Abdullah İbni Ömer, Resulullah Efendimiz'in yaptığı işleri araştırıyor. Bu bir vücut da değil yani. İlla yani orada kılmak vaciptir, başka yerde olmaz. Bu manaya da değil. Fakat teberrüken Resulullah Efendimiz orada kılmış. Yoksa neresinde kılarsan kıl Beytullah'ı. Abdullah ibn Ömer daima her işte Peygamber Efendimiz'in mübah olan yapmış olduğu işleri de dikkat eder, illa onu yaptığı gibi yapardı. Halbuki mübah olan şey. Ne için? Resulullah Efendimiz'in eseriyle teberrük için. Evet. Fahâze Üsâmet ibn Zeyd, işte Üsâmet ibn Zeyd kad ruviye anhu, kad revâ anhu, ondan rivayet eyledi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh, Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi ki, ennehu ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem sallâ fil beyt. Resulullah Efendimiz'in içeride namaz kıldığını görmüş. Yani bu kime cevap oldu? Abdullah ibn Abbas'a. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Hüsame'den ben sordum, dedi ki Resulullah Efendimiz içeride namaz kılmadı. Çıktıktan sonra kıldı. Halbuki burada Abdullah ibn Ömer diyor ki,
ben Üsame'ye sordum. Üsame de dedi ki işte şurada namazdır. Şimdi Hz. Üsame'den gelen rivayetler muhtelif oldu. Abdullah ibn Ömer'in rivayetiyle namaz kılmış. Abdullah ibn Abbas'ın rivayetiyle namaz kılmış. Fakat Hz. Bilal'dan gelen rivayette namaz kılmış. Namaz kılmamış diye Hz. Bilal'dan rivayet yok. Fakat ihtalefe ihtilaf etti. Huve Abdullah ibn Ömer ve İbn Abbas, Abdullah ibn Abbas ihtilaf ettiler radıyallahu anh. Neleri ihtilaf ettiler? Fî maşhul bir hadiste ki reveya onların ikisi de rivayet eyledi. En Üsâmete, Üsâmeden rivayet eyledi. O da neden? Min zâlik, Resulullah Efendimiz'in namaz kılıp kılmaması hakkında Hazreti Üsâmeden gelen rivayeti ihtilaf eylediler. Abdullah ibn Abbas diyor ki benim rivayetimde namaz kılmadı. Abdullah ibn Ömer'in rivayetinde ise namaz kıldı. Ve reva ibn Ömer radıyallahu anhu eyza. Abdullah ibn Ömer Hazreti Üsame'den rivayet eylediği gibi bir de rivayet eyledi kimden? An Bilal. Bir de Bilal'dan rivayet eyledi. Mislema reva an Üsame. Üsame'den rivayet eylediği gibi Abdullah ibn Ömer bir de Hazreti Bilal'dan rivayet eyledi. Peki Üsame radıyallahu anh başka zaman da geri mi olma ihtimali? Yok, bir defa bu Hakkati Mekke günü oluyor. Vakabir. Vakabir. Öyleyse Abdullah Hazreti Bilal'ın kimde ihtilaf yok. Fekâne yenbeği layık olurdu. Layık oldu yani. Fekâne oldu. Yenbeği layık olur oldu. Lemmâ tebâddetir rivayet. Vaktaki rivayetler muhtelif oldu, birbirine zıt oldu. Yani Üsâmete, Hazreti Üsâmete. Hazreti Üsâmeden gelen iki rivayet. Birisi Abdullah ibn Abbas, birisi Abdullah ibn Ömer. Birisini birisine tercih edemezsen. Rivayetler de zıt. Birisinde namaz kıldı, Resulullah Efendimiz Beyt-i Şerif'te birisinde kılmadı. Geldi. Ve tekâfet. İkisi de birbirine küfü olarak geldi. Birisini birisine tercih edemeyiz. Senede itibariyle ikisi de kuvvetli, ikisi de senedi sahih. Ve kezve tekâfer mükâfi oldu. Birbirine eş geldi ki en tûrtefâ irtifâ oluna. Yani birisi tekâfi etmese birisi kalkardı. Kuvvetlisiyle amel edilirdi. Racih ile amel edilirdi. Mevcuh kalırdı. Böyle de olmadı. Tekâfi etti. Neden tekâfi? Min en tertefâ dini. Bunların birisinin kalkmasında. Ve yesbütü evet. Ve yesbütü sabit olur oldu. Mâ rûyi an Bilal'in Bilal'dan rivayet edilince sabit oldu. İbare fekâne yenbeği layık olur oldu ki lemmâ tedâddetir rivayet an insan müsemmeden rivayetletti. Birbirine zıt buldu ve tekâfet birbirine de mükâfet buldu. En tertefe bu kalkar. Yani Hazreti Üsame'den madem rivayetler muhtelif geldi ne layık oldu? En tertefe bu irtifa olma. Yani kaldırırlar bunu dursun. Bununla amel etmiyoruz. Niçin amel etmiyoruz? Çünkü birisi birisine tercih etmedi. Muhtelif rivayetler geldi. Tercih de yok. Bunu ref ettik. Ref ettik ne demek? Yani bunun iki tarafıyla da amel etmedik. Bu kaldı. Öyleyse ve yesbüte entete bu kalka ve yesbüte sabit ola ma ruyan Bilal'in Hazreti Bilal'dan rivayet edilen ve tespit edilen. Yesbüte sabit ola ve yüsebbete tespit edile ma ruyan Bilal'in Bilal'dan rivayet edilen ve tespit edile. Hazreti Üsame'nin rivayetini kaldırdık. Muhtelif olduğundan bir tarafa koyduk. Emel olunmadı. Fakat Hazreti Bilal'dan gelen rivayette ihtilaf yok. Kim rivayet etti onu? Abdullah ibn Ömer. Öyleyse bununla amel eder. İz kâne lem yuhtelef anhu fizâd. Hazreti Bilal'dan ihtilaf olunmadı. Bununla amel eder. Çünkü usulü hadiste bir kaide var. Rivayetler muhtelif gelirse bir taraf tercih edilir. Tercih edilmez de ikisi de birbirine küfü iş olursa ikisiyle de amel edilmez. Ta birisi tercih edinceye kadar. İşte Hz. Hüsame'nin hadisi böyle oldu. Ondan gelen iki rivayet birbirine zıt olduğundan bir tarafında tercih edemediğimizden bu durdu. Fakat Hz. Bilal'dan gelen rivayette onda bir ihtilaf yok. Bir türlü rivayet geldi. O da nedir? Resulullah Efendimiz namaz kıldı.
ve bunun zıddına gelen Hazreti Bilal'dan bir rivayet de yok. Öyleyse bunun da amel edildi. وَقَدْ رُوْيَنْ اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مُطْلَقًا. Mutlak olarak Abdullah İbni Ömer'den de rivayet var. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sallâ fil Kâbe'de, Kâbe'de namaz kıldı. Abdullah İbni Ömer hiç Hazreti Üsame'den yahut da Hazreti Bilal'dan rivayet etmeden mutlak olarak diyor ki Resulullah Efendimiz Kâbe'de namaz kılmıştır. O hangi hadiste geldi? İşte bu da şu hadiste diyor. İbn-i Mertuk'un hadisinde. Haddesene İbn-i Mertuk'un, gâle haddesene Vahbi ve İbn-i Cerir. Ve hep de İbn-i Cerir olabilir diyor. Gâle haddesene Şu'betü an Simâkil Hanefi. Gâle semiyatü İbn-i Ömer radıyallahu anh. Simâkil Hanefi diyor ki ben Abdullah İbn-i Ömer'i işittim, yapulu derdi. Sallâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz namaz kıldı fil beyti Kâbe'de. Ve seyyati kef sene gelir mi men bir kimse ki yenhake seni nehyeder. Abdullah İbni Ömer simak ediyor ki Resulullah Efendimiz Kabe-i Şerif'te namaz kıldı fakat Kabe'nin içinde namaz kılınmaz diye birisi gelir. Gelir de seni nehyeder. Yani kimmiş o gelecek de nehyedecek? Yani ya yani Abdullah İbni Abbas'ı kastediyor. فَسَمِعَ قَوْلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرْ Abdullah ibn Abbas'ın kavlini işitti de onun için seni nehyeder gelir dedi. Yani İbn Abbas'ın radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas'ı kastediyor. Abdullah ibn Abbas illa kılınmaz dedi diyor. Ben Üsame'ye sordum, Resulullah Efendimiz namaz kılmadı dedi. Binaenaleyh namaz kılınmaz. Abdullah ibn Ömer diyor ki hayır, Resulullah Efendimiz namaz kılmıştır, bu sabit olmuştur. Simak ediyor ki ey Simak, sana gelir birisi nehyeder. Yani Abdullah İbn Abbas gelir de nehyeder. Ama mensup değil demek istiyor. Kılmıştır. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nu'aym kâle haddesena Mis'arun an Simakil Hanefi kâle semi'atü İbn Abbas radıyallahu anhüma Abdullah İbn Abbas'ı işittim. Yekûlu buyururdu. La tec'al kılmaz. Şeyen hiçbir şeyi. Yine beyt beytten kalpteki arkana kılmaz. Hiçbir şey Abdullah bin Abbas dedi ki sen namaz kılarken Beytullah'tan hiçbir parçası senin arkana gelmesin. La tecer şey eminel beyti halfet. Beytullah'ın bir parçasını olsun bile arkana getirme. Ve etimme bihi cemiyat. Ve etimme itmam eyle. Yahut da ve etemme iktida et bihi Beytullah'a cemiyat. Bu daha güzel olur. Yani kestik. Beytullah'ın hepsine kestik. Öyleyse Beytullah'ın içinde namaz kılan bir tarafına kılarsa bir tarafı da arkaya gelecek. Öyleyse bu olmaz diyor. Ya hepsi ön tarafında olsun. Ve temme bihi cemiyan Beytullah'ın hepsine birden teveccüh et. Ki namazın sahibi olan. Abdullah ibn Abbas'ın kesti bu. Ve semiyatü ibn-i Umar'a ve semiyatü ibn-i Umar'a radıyallahu anh. Halbuki ben diyor Abdullah ibn-i Ömer'i işittim. يقول derdi ki sallâ Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem fîhî. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ta namaz kıldı. Şimdi bu iki rivayeti kim rivayet etti? Simâkül Hanefi. Simâkül Hanefi Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediyor ki namaz kıldığın vakitte Beytullah'ın bir cüz'ü bile senin arkana gelmesin. Öyleyse içeride namaz olmaz. İçeride namaz kıldığın vakitte hangi tarafa dönsen öteki taraf arkana gelecek. Yine Simakül Hanefi diyor ki Abdullah ibn Abbas bunu bana söyledi. Halbuki Abdullah ibn Ömer kati olarak dedi ki Resulullah Efendimiz Beyt-i Şerif'in içinde namaz kıldı. وَقَدْ رُوْيَنْ غَيْرِ ibn Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer'in gayrisinden de rivayet edildi. Fîzâlik Resulullah Efendimiz'in namaz kılması hakkında ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz orada noksan var. Salla. Salla fihi bu zerur bu ibar olabilir. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz salla fihi Beytullah'ta namaz kıldı diye başkası da evet. Evet rivayet etti. Müslüma Müslüma Ravadun Umar'a an Usame ve Bilal.
Abdullah İbni Ömer nasıl Hazreti Hüseyin'e ve Hazreti Bilal'dan rivayet etti ki Peygamber Efendimiz Beyt-i Şerif'ten okudur diye, Abdullah İbni Ömer'in başkaları da bunu rivayet eyledi. Femin zalik, o gayrilerin rivayet eylediklerindendir. Maşul bir hadis ki, haddesena Rabi'ül Cizi'yi, kâle haddesena Abdullah İbni Zübeyir'ül Hamidi'yi, kâle haddesena Muhammed İbni Fudayl İbni Gazvan, عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي صفوان أو عبد الله بن صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي صفوان يقول عبد الله بن أبي صفوان يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة فتح قني قد قادمة ذن اشتتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم اتميش كرمش فتح مكة قني ordu içeri girmiş, Resulullah Efendimiz de içeri girmiş. Onun hudumunu eşittim. فَجَمَعَتُ عَلَيَّ سِيَابِ Elbiselerimi topladım üzerime. Yani koştum. Elbiselerimi topladım. Çünkü süratli yürüsün diye. فَوَجَتُهُ Ben gittim Resulullah Efendimiz'i buldum ki قَدْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ Beyt-i Şerif'ten çıkmış. Evet. فَقُلْتُ Ben diyor sordum ki اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلْدِهِ Beyt-i Şerif'in neresinde namaz kıldı Resulullah Efendimiz dedim. فَقَالُوا cevaben dediler ki تُجَاهَكَ اَيْ وِجَاهَكَ Senin yüzün tarafına, durduğun tarafa. قُلْتُ كَمْ سَلَّى Ben sordum ki kaç rekat kıldı? قَالُوا رَكَعَتَيْنِ Dediler ki iki rekat kıldı. Bu da başka bir kim? Abdullah İbni Safvan. Abdullah İbni Ömer'den değil. Abdullah İbni Ömer bir, Abdullah İbni Safvan oldu iki. İki rivayet. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر عبد الرحمن بن صفوان يقول من حضرت عمر قلت كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبه الشريفة girdiğinde ne yaptı فقال buyurdu ki صلى ركعتين iki rekat namaz kıldı. Bu rivayete Hazreti Ömer'den oldu. Öyleyse üç sahabi rivayetiyle dinamik oldu. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu'l Velid, kâle haddesene Cerîr ibn Abdülhamid ve zekere bi isnâdihi mislehu. Evet. Mine eyni hadisi şerifi bu isnatla zikretti. Gayri ennehu kâle Abdullah ibn Safvan. Yalnız rivayette Abdurrahman ibn Safvan değil de Abdullah ibn Safvan. Esas ravi kim? Abdullah. Fakat raviler bazıları iştiba etmiş, Abdurrahman demişler. Esas ravi Abdullah. Fahad-ı Ömer'u radiyallahu anhu. İşte Hazreti Ömer. Kat hikâ anhu. Kat hikî anhu. Hazreti Ömer'den hikaye olundu, rivayet olundu. Fizalik buna mazdırmak meselesinde. Maşul bir şey rivayet olundu ki. Yuvâfikû muvâfikûlû. Maşul bir rivayete muvâfık olun ki. Hakâ ibn-i Ömer radıyallahu anhuma an Üsame. Abdullah ibn-i Ömer Hazreti Üsame'den rivayet etmiş olduğu hadise Hazreti Ömer'inki de muvaffak oldu. An Üsame'te ve Bilal'e ikisinden de var. Min salati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fil beyt. O da Resulullah Efendimiz'in Kabe-i Şerif'te namaz kılması. Evet. Abdullah ibn-i Ömer Hazreti Üsame ve Hazreti Bilal'dan rivayet ettiği gibi Hazreti Ömer'den de bu rivayet oldu. Demek Hazreti Ömer de görmüş oldu. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مِسْمُ ذَالِكِ Abdullah ibn-i Cabir'den de yine böylece rivayet var ki Resulullah Efendimiz namaz kıldı. حَدَّسَنَا فَاتُنْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكِرِ بُنُ اَبِي شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا شَبَابَتُ اَنْ مُغَيْرَ تَابِنِي مُسْلِمِ عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله بيذكي دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت رسول أكرم أفنمز بيت الشريفة قرد يوم الفتح المسكين فتكوني فصلى في ركعتين بيت الله في ركعة وصلت وقد روي عيدا عن شيبة بن عثمان شيبة بن عثمان كمدي بيت الله hacipleri olan ailede. Şeybet ibn-i Osman'dan rivayet edildi. Ve Osman ibn-i Talha. Osman ibn-i Talha'dan da rivayet edildi. Müslü zalik.
İkisi de Beytullah'ın hacipleri, anahtarını alıp da Beytullah'a bakanlar, ikisinden de yine böylece rivayet geldi ki Resul-i Ekrem Efendimiz namaz kıldı. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Muhammed bin Sub, kâle haddesene Ebu İsmail el-Mu'addif, en Abdillah ibn Müslim ibn Hürmüz, en Abdirrahman ibn Reccac, kâle eteytü Şeybet ibn Osman. Şeybet ibn Osman'a geldin, fekultu ya Ebu Osman. Ey Ebu Osman, inne ibn Abbas radıyallahu anhum, Abdullah ibn Abbas, yekulu diyor ki, İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dehalel Kabe'de Kabe'ye girdi felem yusalli namaz kılmadı. Abdullah bin Abbas bunu iddia ediyor. Sen ne dersin buna? Kale dedi ki bela namaz kıldı. Salla rekati iki rekat kıldı. İndel amudeynil mukaddemeyni ön tarafta olan iki direğin arasında iki rekat namaz kıldı. Sümme evzaka sonra bitiştirdi dihima o iki direge zahrehu arkasını, yani gitti bir de o direklere ayrıca arkasını verdi, dua etti. Haddesena Fatun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id kâle akberena Abdurrahim ibn-i Süleyman en Abdillah ibn-i Müslim fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, senedi sahihle bu hadisi şerif o da zikreyledi. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتبه عثمان بن طلحة رواية يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبلة دخل البيت بيت شريفة جلدي فصلى فيه ركعتين أمضي في ركعة نماز جلدي Vicaheke, senin yüzün tarafına, kapıdan girerken yüz tarafı neyse o tarafta, beyne sariyeti, iki direğin arasında. Kâle Ebu Cefer İmam-ı Tehavi buyurdular ki, فَاِنْكَانَ هَذَا الْبَابِ eğer bu bab olursa, yuhazu alınır olursa, مِنْ تَرِيكِ فَسْحِي تَوَاتُرُ الْاَسَرِ eserlerin, rivayetlerinin tevatür yoluyla gelenler alınacak olursa, فَاِنَّ الْاَثَارَ rivayetler قَدْ تَوَاتَرَتْ tevatür etti, çok geldi. اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ صَلَّى namaz kıldı فِي الْكَعْبَةِ Kâbe'de. Eğer tevatüren emel etmiyor musunuz? İşte Resulullah Efendimiz'in Kâbe'de namaz kılmış olduğu hakkındaki rivayetler o kadar tevatür derecesinde geldi ki مَا لَمْ تَتَوَاتَرْ tevatür etmedi. Bir misliği anın misliği ki ennehu lel musalli. Namaz kılmadığı hakkındaki tevatüren gelmedi. Bir Abdullah ibn Abbas'tan rivayet geldi. Fakat namaz kıldığı hakkında bu kadar çok hadisi şerife geldi. Eğer hadisle rivayet edeceksekse, hadisle alacaksa namaz kılmadı diye bir rivayet var. Namaz kıldı diye tevatür var. Çok hadisli rivayetler var. Yok. Ve imkâne yûkâdû. Eğer alınır, alınacak olursa beyn yulukâ ilka olun atıla. Mâ yuzâdû minhâ ziyâdû olan atıla. Ziyâdeyi biz atalım. Nedir? Resulullah Efendimiz Beytullah'a girmiştir. Bunda ittifak var. Fakat bazı rivayetlerde geldi namaz kılmıştır. Bazı rivayetlerinden gelmiş namaz kılmamıştır. Namaz kıldığı ziyâdû oluyor. Rivayetler muhtelif. Bunu atalım desek. Neden? اَمَّنْ يُزَادُ ذَٰلِكَ اَنْهُ kendisinden ziyade olmuyor. Bu da ne? Namaz kılmak meselesi. وَيُعْمَلَ بِمَا سِوَى ذَٰلِكَ gerisiyle amel edelim. Böyle diyecek olursa فَاِنَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَلَّذ۪ي حَكَى عَنْهُ اِبْنِ عَبَّاسِ قُلْ بِرُسَامَةَ كَذِرِ تَبْلُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسِ ondan rivayet edildi ki رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاِنَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ Kabe'ye girdiği vakitte karece çıktı minha Kabe'den ve lem yusalli namaz kılmadı. Evet. Böyle diyecek olursa fakat revâ anhu ibn Ömer radıyallahu anhu Abdullah ibn Ömer Hazreti Hüsame'den rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hîne dehaleha Peygamber Efendimiz Beyt-i Şerife girdiği vakitte sallâfiye onda namaz kıldı. Fakat tedâdde zâlik anhu öyleyse
Hazreti Üsame'den gelen rivayet zıt oldu. Birisinde namaz kıldı, birisinde kılmadı. Fetenafeya birbirine münafı oldular. ثم قد روي عن عمر رضي الله عنه وبلال وجابر والشيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة حضرت عمردن حضرت بلالدن حضرت جابردن حضرت شيبة بن عثماندن وعثمان بن طلحة رضي الله عنهدن رواية edildi maşul bir hadisler rivayet edildi ki yuvafıkı muvafık olur neye maşul bir hadise muvafık olur ki رواه ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر روايته الذي عن أسامة أزهر أسامة روايته الذي yukarıda geçti ya Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma ne dedi? Kabe'nin içinde Resulullah Efendimiz namaz kılmadı. Binaenaleyh Kabe'nin içinde namaz kılmak caiz değil dedi. Kimden rivayet eyledi bunu? Hazreti Üsame bin Zeyd'den. Abdullah ibn Ömer de yine Hazreti Üsame'den naklediyor ki Peygamber Efendimiz Beytullah'ın içinde iki rekat namaz kıldı. Hazreti Üsame'den gelen rivayetler müttelif oldu. Fakat beri taraftan namaz kıldı diye Hazreti Ömer'den rivayet var. Yine Abdullah ibn Ömer Hazreti Üsame'den rivayet ediyor. Ondan sonra diğer eshaptan Hazreti Bilal, Hazreti Cabir, Hazreti Şeybet ibn Osman, Hazreti Osman ibn Talha bunlardan da rivayet var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ın içinde iki rekat namaz kıldı. Hangisini almak evde? Fezalik öyleyse bu ikinci rivayet namaz kıldı diye gelen rivayetler evla evladır. Neden? Mimma şol bir rivayetten ki teferrede bihi anınla tek başına geldi kim? İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh'ıma Abdullah ibn Abbas o da kimden ölürse. Hazreti Üsame'den Abdullah ibn Abbas tek başına rivayet etti ki caiz değil. Kendisini teyit eden hiçbir sahabi yok. Fakat Hazreti Üsame'den Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi ki namaz kıldı. Bu ikisi birbirine taarruz etti. Hazreti Üsame'nin rivayetiyle amel edilmedi. Fakat beri taraftan Hazreti Ömer, Hazreti Bilal, Hazreti Cabir, evet, Osman ibn Talha, Şeybet ibn Osman bunlardan gelen rivayette namaz kıldı. Bunlara karşılık ne diyeceksin? Hiçbir şey yok. Öyleyse bunlar da emel edilir. Sümme kaduru yan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu. Min kavlihi, kavli şerifinden ne rivayet edildi? Maşul bir hadis rivayet edildi ki yedüllü, delalet eder. Ala cevaz-ı salati, namazın caiz olduğuna delalet eder. Fîhâ Beytullah'ın içinde. Bir de bizzat Resulullah Efendimiz'den bir rivayet var ki Beytullah'ın içinde namaz caiz olacağına delalet ediyor. Neymiş o? Halbuki yukarıdaki hadiste Beytullah'ın içinde namaz kıldı kılmadı. Bunun üzerindeydi. Şimdi bu rivayet hayır, bizzat Resulullah Efendimiz buyurmuş. Beytullah'ın içinde namaz caizdir. Bu rivayet hangisi? Onu getiriyor. Diyor ki, haddesena Yunus'u, gâle haddesena Süfyan'u, an Mansur ibn Safiyyete, an Safiyyete binti Şeybete, Ümmi Mansur, gâle. Safiye dedi ki, ahberetni imraetü min Beni Selim. Beni Selim'den bir kadın bana haber verdi. Öyle kadın ki velledet ammete ehli darina. Velledet. Velledet değil. Velledet koyun. Şedde koyun. Velledet. Ebelik yaptı. Velledet doğurdu yani. Ebelik yaptı. Ammete ehli darina. Bizim darımızın ehlinin hepsinin ebesi odur. O kadın. Benim selimde. Galet. O kadın buyurmuş ki Erselen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gönderdi. İlâ Osman ibn-i Talha. Talha'nın oğlu Osman'a gönderdi. Fekâle dedi ki İnni küntü. Ben gördüm. Kimdi bu Osman ibn-i Talha? Beytullah'ın anahtarları kendisinde olan adam. O kapıyı açtı. Onu dün söyledim ya, onun anahtarı da anası vermedi, zoruna aldı, getirdiler. Ve anahtarı aldı, o gerisini de söylemedi. Anahtarı aldı, Resulullah Efendimiz namaz kıldı. Namazı kıldı, çıktı, anahtarı kolunun arasında tuttu, çekildi, harem-i şerifin bir tarafında oturdu.
anahtarı kime vereyim diye düşündü. Hazreti Abbas geldi. Ya Resulullah dedi. Zemzem bizde. Beytullah'ın anahtarını da ver bize. Bizde kalsın. Yani beni Haşim'de Hazreti Abbas. Hazreti Peygamber Efendimiz'in bizde kalsın. Peygamber ve en tuaddül emanati ila ehliha. Emanetleri ehline verin. Yani sen anahtarı kimden aldın emanet olarak? Beni şeybeden aldın. Onun ehli onlardır. Onlara ver. Ayet-i kerime nasıl olduğu gibi çağırdı. Dedi ki alın, anahtar sizde kalacak. Sizden alan adam zalimdir. Kimse anahtarı alamaz. Alırsa zulmetmiş olur. Ebedi olarak sizde kalacaktır. Fakat siz de helalından yiyin. Beytullah'ın anahtarı bizdedir diye haramından yemeyin. Evet. Ve onlar da kaldı. İşte bu beni şeybe bu. Bugün de onlarda değil mi? Gene onlarda, gene onların sülalesinde. Eğer Resulullah Efendimiz'in bu hadisi olmasa onlar da anahtar mı kurdular? Ne Emeviler kurdu, ne Abbasiler kurdu, ne Şerifler kurdu, ne şimdiki Suudiler kurdu, çeker alırdılar. Fakat o hadisi şeriften korktular. Çünkü Resulullah Efendimiz buydu ki, bunlar sizden anahtarı alan adam zalim. Evet. İşte bu Beni Selim. O kadın diyor ki, Peygamber Efendimiz Osman İbni Talha'ya gönderdi. Fekale buyurdu ki, İnni kuntu ra'itu, ben gördüm. Karneyil kepş. Bir koçun iki boynuzunu gördüm. Hine dehaltul beyte. Beytullah'ı açtı, içeri girdi, namaz kıldı ya, orada bir koçun boynuzu Beytullah'ın içinde asılıymış. İki boynuz. Yani hiç kafanın kemiğini kırmadan iki boynuz öyle olarak durur. Bir de var ki kırarlar da tek boynuz yok. Çift karney dedik o. Hiç kafa kemiği kırılmamış boynuzlar üzerinde getirmiş Beytullah'ı asmışlar. Ben bunu gördüm. Fenesitu. Ben unuttum ki en amurake, sen emrideyim. En tücemmirehuma, onları uzaklaştırasın. Onları oradan çıkarıp dışarı atmanı, emretmeyi unuttum. Fe innehu la yembeği, layık olmaz ki en yekunu ola fil beyti, Allah'ın beytinde şeyin bir şey, Allah'ın beytinde bir şey olması layık değildir. Öyle bir şey ki, yuşgilu musalliyen, namaz kılanı işgal eden bir şeyin bulunması layık değildir. Bitti. Demek ki Beytullah'ın içinde namaz kılanı meşgul edecek bir şey bulunması caiz değil. Namaz kılınması caiz ki onu meşgul etmeyecek. Bunda ne çıktı? Beytullah'ın içinde namaz kılmak caiz miymiş? Bir adam Beytullah'ın içine girecek, namaz kılacak. Orada boynuzu gördüğü gibi boynuz onu meşgul edecek. Bu boynuz ne? Bu da teberrük müdür? Acaba nedir? Değilse onu da çıkar, sade olacak. Buradan namaz kılınmasına Peygamber Efendimiz'in kavlinden delalet var mı yok mu? Hangi kavlinden? Musalliyen. Yuşgilu musalliyen, bu kavlinden. Ve kaduru yanhüeyde. Yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Fizalik bu meselede ma haddesene ibn-i Ebi Davud. Kale haddesene ibn-i Ebi Meryem. Kale akhberene ibn-i Ebi Zenad. Kale haddesene Alkamatu ibn-i Ebi Alkamata an ümmi. En Aişe radıyallahu anha. Alkamet ibn Ebi Alkame kendi validesinden rivayet ediyor. O da Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ediyor. Kâlet, Hazreti Aişe buyurdular ki, Kuntu uhibbu, ben arzu ederdim, en etkulel beyt, Beytullah'a gireyim. Fe usalliye fihi, namaz kılayım. Bunu çok arzu ederdim ki Beytullah'ın içerisine gireyim de orada namaz kılayım. Bu arzusunu Resulullah Efendimiz'e arz etmiş. Ya Resulullah, ben Beytullah'ın içine girip de orada namaz kılmak isterim. فَاَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ayşe buyuruyorlar ki, Peygamber Efendimiz benim elimden tuttu. فَاَدْخَلَنِيَ الْحِجْرَ Hicri İsmail'e beni ithal etti. Altın oğlu 16. Hicri İsmail var ya, yarım duvar çevrilmiş. Ona hicir derler. Evet. Burayı ithal etti. وَقَالَ buyurdu ki, İnne kavmeke, senin kavmin, yani Kureyş, lemma benevul Kabe, vaktaki Kabe'yi bina ettiler. Kureyş İslamiyet'ten evvel bir kadın tütsü verirken o tütsüden Beytullah'ın perdesi tutuştu ve perde yanınca Beytullah da ahşaptan idi, Beytullah yandı. O vakıta kadar Beytullah'ın
kapısı aşağıdan idi. Aşağıdan iki kapısı var idi. Bir şimdiki olduğu kapının yeri, bir de onun karşısındaki Bab-ı Yemani. Birisinden girer, ötekinden çıkardılar. Ve böyle yüksek de değildi. Düz kapıydı. Diyor ki o vakitte yandı. Onlar dediler ki Beytullah'ı yeniden yapalım. Fakat herkes helal parasından koysun. Ribadan kazanmış yahut da başka nameşru suretlerden kazanmış yok. Bundan değil. Herkes helal parasından getirsin koysun. Beytullah'ı yeniden yaptıralım. Bak düşün ki cahiliyette kafirler, müşrikler bile haram parayı Beytullah'a sarf etmekten vazgeçmişler, düşünmemişler. Şimdiki sahte Müslümanları bankadan para alıyor da cami yaptırıyor. Veya hayrat yapıyor. O müşrikler kadar izanları, fikirleri yok. Bu putperestler bile haram para hayır yerine gitmez düşünmüşler. Beytullah'a sarf edilmez. Şimdi siz bankadan para alacak da o riba ile cami yaptıracak da hayır yapacak. O cahil müşrikler kadar izan ve fikirleri yok. Şeytana bak ki ne kadar azdırmış bu milleti. Yani bu bir düşünce. Kulası onlar helal paralarını topladılar. Helal parayla ağaç alınacak, yapılacak. O vakitte Allah'ın edeceği bir vapur gelmiş, Cidde'de karaya oturmuş. Tesadüfi karaya oturmuş, gidememiş, ağaç dolu. Gitti, pazarlık ettiler, o ağaçları aldılar, getirdiler. Getirdiler, yapmaya başladılar, baktılar ki bu para, bu Beytullah'ın hepsini yapamayacak. Beytullah müstatil bir şekilde, uzununa hesap ettiler, o zamanki ustalar hesap etmişler. Bu müstakil olarak değil de murabbe olarak yapabilir. Helal para öyleyse murabbe yapalım. İşte bu şimdiki hali hazırdaki heyette yapmışlar ve o Hicri İsmail'in bir kısmını dışarıda koymuşlar. Para yetiştirmediğinde, para yetişmedi. İşte Resulullah Efendimiz onu haber veriyor ki Hazreti Ayşe'ye senin kavmin lemma benevül Kabe vaktaki Kabe'yi bina ettiler. İktasaru kasrettiler fi binayha bunun binasında kasrettiler yani dört köşe murabbe yaptılar Hicri İsmail'i hariçte koydular. Fe ahracu el hicre min el beyt. O hicir denilen yeri beytten çıkardılar. Halbuki orası da Beytullah. O da Beytullah'ın kendisinden onu çıkardılar. Fe izâ aradte en tusalliye. Sen namaz kılmak fe izâ aradti en tusalliye. Sen namaz kılmak murad edersense fil beyti beytte fe izâ aradte en tusalliyesi de yok ha. En tusalliye. Ne diyeceğiz buna? Fe izâ aradte o doğru. Aradte. En tusalliyine. Hani nun? Niye has olmuş? Engel, cezim alameti. Cezim alameti değilken. Nasıl alameti? Nasıl alameti ha? Asli tusalliyine. Fakat engeldiği gibi nasıl alameti nun düşmüş. En tusalliyi kalmış. En tusalliye dersek ise lehen olur, galat olur. Evet. Fe izâ aradti en tusalli. Sen gırn bakın burad edersen ise fil beyti beytte. Fasalli sen namaz kıl. Fil hicri hicirde. Fe innemâ huve. O hicir kıt'atun minhu Beytullah'tan bir parçadır. Beytullah'ın içinde namaz caiz oluyor. Hicirde oluyorsa içinde niye namaz caiz olmasın? O da beytten, o da beytten. Eğer beytin içinde namaz caiz olması orada da caiz olmaz. Evet. Şimdi üç rakamında diyor ki el-hicru bil-kesri ismin lil-ha'itil müstediri ila canibil Kabe'til Garbiye. Kabe'nin garb tarafında bir duvar var ya, onun dairevi bir duvar, işte onun ismidir. Ona Hicri İsmail derler. Ve hukiye fethül hahanın fethi de hikaye olundu. Hatir de denildi. Ve kâne minel beyt. Bu beytten idi. Hepsi beytin. Bunda ihtilaf var. Şimdi bu rivayete göre oranın hepsi Kabe'den idi. Ev siddetü ezru'in minu. Yahut da altı arşin. Ev sebetü ezru'in. Yahut da yedi arşin. Bunda ihtilaf var. Altı arşın, yedi arşın yahut da hepsi. En aşağısını kabul et. En aşağısı ne kadar? Altı arşın. Kaç metrede? Üç metre. Altın oluğun olduğu duvarda üç metreye kadar geriye bu muttefakun aleyh. Beytullah'ta. Gerisinde ihtilaf var.
Acaba 7 arşın, 1 arşın daha fazla mı? Vakıtta kaç eder? 3,5 eder. Yahut da hepsi mi? Bu da muhtelifin fi. Fakat bu 3 metrede ittifak var. Bu beyittendir. اَقْوَالٌ قَالَهُ فِي الْمُجْمَعَ وَهَلْ يَسِحُّ سَلَاتُ مُسْتَقْبِلٍ مِنْهُ شَيْئًا. Şimdi bir de madem beyittendir, bir adam namaz kılarken beyt, orada Beytullah'ı görüyorsa yüzü Beytullah'a gelecek. Beytullah'ın duvarına gelse yüzü, onda bir ittifak caiz. Bir de var ki az sağ tarafa durmuş, yüzü Hicri İsmail'e geldi. Duvara değil de Hicri İsmail'e doğru geldi. Namaz caiz olur mu olmaz? O da beyitten olduğuna göre caiz olması lazım. Fakat bunu da ulema düşünmüş. Burada divar yok. Var, yarım bir duvar var. Kapılarında hiç yok. Şimdi yüzü tam o kapının olduğu yerde dursan, yüzün kapıya doğru gelse, karşıya kapıya doğru namaz kılsan, yahut az daha sağda dursan da duvara doğru kılsan namaz olur mu olmaz mı? Diyor ki, وَهَلْ يَسِحُ سَلَاتُ مُسْتَقْبِلٍ مِنْهُ شَيْءًا وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَعْبَةِ. Kabe'nin duvarından bir şeyi istikbal etmiyorsun da, doğrudan doğru kapı yerinde duruyorsun. Yahut da o yarım duvara doğru dönüyorsun. Yarım duvarın bir var ki kat tarafından durursan gene yüzün Beytullah'a gelir. Yok. Böyle şimal yahut yanıftan duruyorsun da Beytullah'a hiç gelmiyor. Doğrudan doğru yarım duvara geliyor. Bu namaz caiz olur mu olmaz mı? Bunda bir ihtilaf var. Diyor ki el-asahhu sahih olan, esahhu olan la namaz caiz değil. Onu başlıyor. Orası Beytullah'tandır. Onda şekki şüphe yok. Orada bir adam namaz kılsa Beytullah'ın içinde namaz kılmıştır. Fakat o yarım duvara doğru kılınan namaz caiz olmaz. Niye? Kıble duvar olmadığından. Duvar olsa da olmadı. Duvar olmadığından olmadı. İhtilaflı. وَهَاهُنَا تَفْسِيرٌ زِكِرْنَوْ فِي حَوَاشِنَا عَلَى الْمُشْتَبَاءِ دِنَّسِينَ اَكْلَنَا اِمَّا مِلَيْهِ. O da başka mesele. Bir adam yemin etse ki ben Beytullah'da namaz kılarsamsa kölem azat olsun. Geçse altın oğlu altında namaz kılsa kölesi azat olur mu olmaz? Olur. Niye Beytullah'da namaz kılsın? Fakat ihtilaf nerede? Şimdi o etrafına saf tutuyorlar ya, imamın tarafını düşün. İmamın tarafında tutulan saf geldi kapı hizasına geldi. Kapı hizasının sağ tarafında olan adamlar meyilli duracaklar ki yüzleri Beytullah'ın yapılı duvarına gelir. Yapılı duvarına gelmez de az sağ tarafa doğru kayarsa namazları olmaz. Bunda ihtilaf var yani. Olan diyen de var ama esah olan olmaz. Şimdi bu hadisi şerifte Beytullah'ın içinde namaz kılmak caiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye emrediyor ve elinden tutup götürüyor. Burada namaz kıl, işte Beytullah'ın içidir. Evet. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ اَجَازَ السَّلَاةَ فِي الْحِجْرِ. Peygamber Efendimiz Hicr'de namazı caiz gördü. اَلَّذِي اُيْلَ حِجْرِ كِ هُوَ مِنَ الْبِيْتِ. O beyti şeriflendir. Fakat سَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا. Bizim bu zikrettiğimiz rivayetlerle sabit oldu. Ne sabit oldu? تَصْحِيهُ قَوْلِ مَنْ. Şöyle bir kimsenin kavlunun sahih olduğu zahir oldu ki zehebe, o adam zahib oldu. İlâ icazeti salâti fil beyt. Beytin içerisinde namaz caizdir diyenlerin kavlunun sıhhati sabit oldu. Demek ki bu ihtilafta caizdir, değildir. Hangisi sahih oldu? Caizdir diyenlerin kavli sahih ve sabit oldu. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ. İşte bu babın, bu meselenin hükmü budur. مِنْ تَر۪يكِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْآثَارِ. Eserlerin, rivayetlerin manalarının tasih yoluyla bu. Yani nakil tarifiyle tasih ettik, araştırdık, sahihi caizdir. Nakil itibariyle bu. Mesele bitti. Bir de kıyas ve nazar itibariyle düşünelim. Ve emma hükmuhu min tarifin nazar. Ama nazar itibariyle, kıyas itibariyle bu meselenin hükmü. Fe innellezine şur bir kimseler ki yenhevne lehyederler. Hani salati namaz kılmadan, fihi beytin içinde. İnnemâ nehu. Onlar nehyettiler bunu an zâlik. Beytullah'ın içinde namaz kılmadan nehyettiler. Ne için? Leennel beyt, beyti şerif. Kullehu hepsi. İndehum bu nehyedenlerin yanında. Kıbletun kıbledir.
Onlar dediler ki beytin hepsi kıbledir. Binaenaleyh kıble olunca dışarıdan o tarafa doğru duracaksın. İçeride duramazsın diyor. Senin arkana gelmeyecek. Hep önüne gelecek. Onun için nehyettiler. Kalu dediler ki فَمَنْ صَلَّى ف۪يهِ Her kim beytin içinde namaz kılarsa فَقَدْ اِسْتَدْبَرَ بَعْدَهُ Beytullah'ın bazısını arkaya almış olur. Onun için caiz değil dediler. İçine girdin namaz kıldın mı? Yüzün tarafında sen Beytullah'ın duvarına geldi. Arka tarafında duvarına geldi. Halbuki namaz kılarken Beytullah'ın hiçbir tarafı senin arkana gelmeyecek. Bunlara göre. فَمَنْ صَلَّى ف۪يهِ فَقَدْ اِسْتَدْبَرَ بَعْدَهُ Her kim Beytullah'ın içinde namaz kılarsa Beytullah'ın bazısını arkaya almış olur. فَهَوَ كَمُسْتَدْبِيرٍ بَعْدِ الْكِبْلَ O vakitte kıblenin bazısını arkaya atmış olur. Bazısı önünde, bazısı arkasında. فَلَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ Öyleyse onun namazı ona kafi olmaz. Bu caiz olmaz. Yani onların kıyası bu. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Fakat anların aleyhine olan hüccettendir. فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkındaki اَنَّا رَعَيْنَا Biz gördük. Men bir kimseyi ki istedbere kıble, kıbleye arkasını çevirdi. وَوَلَّهَا Kıbleyi bıraktı. يَمِينَهُ Sağ tarafına, اَوْ شِمَالَهُ يَقُلْ soluna. اَنَّ ذَلِكَ بُوْ كُلُّهُ سَوَاهُ Hepsi müsavidir. Hak arkasını kıbleye getirmiş, ha sağını kıbleye getirmiş, ha solunu kıbleye getirmiş. Üçünün de namazı caiz değil. Bir adam arkasını kıbleye verse de namaz kılsa caiz olur mu? Yok, kıble arkasında kaldı. Peki, sağ tarafını kıbleye verdi, namaz kıldı. Önünde var mı Kabe? Yok. Kabe sağında, onun namazı da caiz değil. Yok, solunu kıbleye verdi, namaz kıldı. Önünde gene Beytullah yok. Üçü de müsavi. İster arkasını versin, ister sağını, ister solunu. Bunlar hepsi hükmünde birdir, caiz değildir. وَاَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجْزِي Bu üçünün de namazı ona kâfi gelmez. Yani caiz olmaz. Ve kâne men sallâ. Şöyle bir kimse ki kıldı, o oldu. Müstakbile cihâti min cihâti beyt. Beytin cihetlerinden bir cihete istikbal edip namaz kılan oldu. Ecze'etü salâtu. Namaz ona kâfi geldi. Bittifâkıyım. Ulemanın hepsinin ittifakıyla. Beytullah'ın bir tarafında durdun. Senin yüzün bir Beytullah'ın en ufak bir yüzüne tesadüf etse kâfi. Onda ne çıkıyor? وَلَيْسَ هُوَ حَلْبُكُ Adam olmadı. فِي ذَلِكْ Bu namaz kılmasında müstakbile cihâti beyti kulliha beytin bütün cihetlerine istikbal etmiş olmadı. Koskoca Kabe bir ucundan bir ucuna kaçarsın. Oturdu bir yerde azami azami yarım metrelik bir yere namaz kıldı. Ya o gerisi boş kaldı. Eğer sizin dediğiniz gibi Beytullah'ın hepsine teveccüh edecek olsa onun da namazının caiz olmaması lazım. Beytullah'ın yanında kılan adamın Azami kendi hizasına ne kadar gelir? 25 santim desen 50 santim. Halbuki koskoca duvar boş kaldı. Bütün Kabe'yi istikbal etmedi ki. Yani kıyasa bakılırsa bunun da namazının kafi gelmemesi lazım. Halbuki siz diyorsunuz ki namazı caizdir. Şu halde beytin hepsini istikbal şart değildir. Beytin bir cüzüne İstikbal etti mi namazı sahihtir. لَأَنَّمَا عَنْ يَم۪ينِ مَسْتَقْبَلَ مِنَ الْمَيْتِ لَأَنَّمَا اُلْبِكْ Var ki, عَنْ يَم۪ينِ مَسْتَقْبَلَ İstikbal edenin sağında oldu. مِنَ الْبَيْتِ بَيْتِ وَمَا اُلْبِشَيْكَ عَنْ يَسَارِ yasarında oldu. لَيْسَ هُوَ O adam olmadı. مُسْتَقْبِلَ هُوَ İstikbal edici olmadı. Çünkü bu adam durdu. O koskoca duvarın boyu 10 arşından fazla var Beytullah'da. 11 metre. 12 metre. 12 metrenin yarım metresinde namaz kıldı. Sağında o kadar boşluk kaldı, solunda da o kadar boşluk kaldı. Bunları yani istikbal edemedi. Evet. Evet. Leyse huve müstakbile. Onun hepsini istikbal etmiş olmadı. Ve kemâ kâne lem yete'abbed. O adam ibadet etmemiş olduğu gibi istikbali külli cihati beyt, beytin her tarafına istikbal etmekle fi salati salatında yani namazında Beytullah'ın hepsine teveccüh edecek mi? Bu yok. İbadet ile hepsine teveccüh edecek istikbal edecek mi? Bu yok. Böyle olduğu gibi
وَإِنَّمَا تَعَبَّدَ وَادَمْ تَعَبَّدِتِ بِاسْتِقْبَالِ جِهَةٍ مِنْ جِهَةِ Beytullah'ın cihetlerinden birisini istikballe ibadet etmiş oldu. فَلَا يَضُرُّهُ وَادَمَ zarar vermez تَرِكُ اسْتِقْبَالِ مَا بَقِيَ مِنْ جِهَاتِهِ Onun cihetlerinden baki kalana istikbali terk etmek zarar vermez. بَعَدَهَا Bir cüz'üne, bir parçasını istikbal ettikten sonra diğer taraflarını istikbal etmemiş, zarar etmemiş. كَانَ النَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Bunun üzerine kıyas oldu ki اَنَّ مَنْ صَلَّى فِيهِ Her kim Beytullah'ın içinde namaz kılarsa fakat istekbel vaadı istikbal etmiş oldu. اِحْدَى جِهَاتِ Beytullah'ın cihetlerinden birisini istikbal etmiş oldu. وَاسْتَدْبَرَ غَيْرَهَا Gayrisine de istikbal etti. Bu ona zarar vermez. Nasıl ki bir adam dışarıda durur da bu 50 santimlik yerine istikbal etti de 12 metre sarf et, 12 metre dersen yarım metresini al, 11,5 metresi dışarıda kaldı. Ona istikbal etmedi. O zarar vermediği gibi Beytullah'ın içinde de bir tarafını istikbal etti, öteki taraf arkada kalmış. Bu da zarar vermez. Bu da kıyas. Kıyasın deli. فَمَا اسْتَدْبَرَ فَمَا وَالْبِشْرِ Var ki istedbere istidbar etti. مِنْ ذَلِكْ بَيْتَ فَهْوَ O istidbar etmiş olduğu فِي حُكْمِ مَا شُلْبِرْ Divarın hükmündedir ki كَانَ اَنْ يَم۪ينِ مَسْتَقْبَرْ İstikbal eden adamın sağında kalan duvar gibidir. مِنْ جِهَاتِ الْبَيْتْ Beytin cihetlerinde. وَاَنْ يَسَارِهِ Solunda kalan gibidir. Bir adam dışarıda durdu, sağda boşluk kaldı, solda boşluk kaldı, nasıl namazı caiz olduysa içeride kılanın da arkasında kalan o hükmündedir. Zarar veriyor. اِذَا كَانَ خَارِكَمْ مِنْهُ Dışarıda bir adam namaz kılarsa, sağında solunda nasıl boşluk kalır ona zarar vermezse, içeride kılan da Beytullah'ın herhangi bir tarafını teveccüh etse, öteki arkasına gelmiş, sağına gelmiş, soluna gelmiş, onlara zarar vermez. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu. اَيْذَا Yukarıda zikrettiğimiz gibi قَوْلُ الَّذ۪ينَ شُلْبِتْ اَيْذَا dediği yani neklen tecviz edenlerin kavli nasıl sahih olduysa kıyasen de tecviz edenlerin kavli böyle sabit oldu. قَوْلُ الَّذ۪ينَ شُلْبِتْ kimselerin kavli ki اَجَازُ الصَّلَاةَ فِي الْبِيْتِ Beytullah'ın içinde namazı tecviz edenlerin kıyasen de kavli sabit oldu. Hem neklen hem de aklen bunlarınki sahih oldu ve sabit oldu. Ve huve işte bu kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimehumullah. Bu için üç imamın kavli de budur. Ve kad ruviye zâlike izân Abdullah ibn-i Zübeyr. Diyor ki Abdullah ibn-i Zübeyr'den de bir rivayet geldi ki o da teşvik etmiş. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Ebu Umar el-Havdiyyü kâle haddesene Yesid ibn-i İbrahim an Amr ibn-i Dinar قال عمرو بن دينار diyor ki رأيت ابن الزبير ابن الزبير ben gördüm Abdullah ibn Zübeyr'i yusalli fil hicri hicri İsmail'de namaz kıldığını gördüm. Hicr Beytullah'dan orada namaz kılınca Beytullah'ın içinde namaz kılmış oldu. Bu da ayrıca yani daha tekliye edildi.